Millet Bahçesi projesi inşallah bugün 21 Ekim, bugün hem peyzaj anlamında hem statikleri ve mühendislik donanımı anlamında bütün projeleri bitmiş olması lazım. Ben de sizden sonra yine Ankara ile görüşeceğim. Çünkü yaklaşık 10 gün önce 21 Ekim'i baz almıştık. Bu şunu gösteriyor. Bu ay sonunda, Kasım'ın ortalarında artık biz orayı ihale yapma aşamasına geldik. Yani her şey bitti. O projeler içerisinde yapılacak işte otoparklar alt katlı olacağı için onların statikleri, işte çevre düzenlemesi, önündeki alanlar. Diğer ayrıntılara gelince işte yani oradaki kafe alanlarının şekli, şemali onlar daha sonraki teknik ayrıntılar. Ama ihaleye hazır hale gelmiş olacak şöyle 15-20 gün içerisinde inşallah. Orada 15 metre genişliğinde arkadaşlar koridor bırakıyoruz. Hatta ben 18 metreye çıkarmıştım onu da şöyle 18 metrenin ne kadar olduğunu bir gördüm. Ya dedik ki abartmışız ya bu 15 olsun bari. Ama gerisi geriye doğru. Bakın şurada gözüküyor. Yeşil alan olacak. Orada denizden, denizin yüzeyinden aşağıda taşlar arasındaki mesafe 4 metre olacak. Yani biz taşları görmeyeceğiz adeta. İşte balıkçılık için de, olta balıkçılığı için de mükemmel bir yer olacak. Ve burasını bizim en güzel projemiz, onu da bu önümüzdeki aylarda yeni bir boyuta getiriyoruz. Batçık projesi yani Sahi Camii'nin oradan girip adliyenin oradan çıkan dubledeki batçığı yaparsak hem oradan kırmızı yani ışıklarla artık bir şeyle değil de üst geçit değil de yürüyüş mesafesinde Millet Bahçesi ile şehri entegre etmiş olacağız. Bu bizim için şehrin bu tarafındaki kentsel dönüşümle deniz tarafındaki 600 dönümlük Millet Bahçesi'nin iç içe geçmiş olması ve daha çok insan sirkülasyonunun daha üstte orada insanların çok sayıda insanların hareket ettiğini bir yaşam alanı olacağını görmüş olacağız.